21 Mart, 27 Mart haftalık tarotlara hoş geldiniz. Tabii ki nasıl yapıyoruz? Esmerler, buğdaylar, sarışınlar şeklinde 3 bölüm ayırdık. Sevgili koçlar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun. Sevgili esmer koç burçları, çevrenizdeki kadınlar ve çevrenizdeki kadın arkadaşlarınızla alakalı yaşanacak krizlere açık olmanız lazım. Çünkü burada iş konunuzla alakalı noktada bazı yalanlar, bazı olumsuzluklar sizi yıpratabilir. İlişki konusunda uzun süredir bitirmeye çalıştığınız konuda kaoslar ve bu kaosları aydınlığa çevireceksiniz. Ve mümkün olduğu kadar da yeni bir ilişki başlangıcı sizin için hayırlı olacak. Parasal evrede bol bol dua etmenizi ve bazı karışıklıkları toparlamanız gerekiyor. Buğday ve açık tenli koçlar. Bu ara işinizle ilgili çok güzel bir oluşum, aydınlanma ve bu aydınlanma sizin yeni gireceğiniz kapılar için çok güzel bir fırsat evresi söz konusu olacak. Doğru değerlendirdiğinizde de yerinizde çok güzel bir başarı ve bu başarı ile birlikte konum evrenizde feraha erecek. İlişki konusunda bu ara sessizlik, sakinlik derken renkli heyecanlar, renkli insanlarla tanışma, hatta ilişkinizle ters giden noktaları ciddiyete doğru getirip evlilik kararı verme noktanız söz konusu olabilir diyorum. Sevgili kumral ve sarışın koçlar, hemen bakıyorum. Bu ara hayal kırıklığı içerisinde olabilir. İşinizle alakalı yaşadığınız bazı aksilikler canınızı sıkabilir. Ve bu evrede ciddi anlamda yorgunluk ve cesaretiniz yıkılabilir. Mümkün olduğu kadar bulunduğunuz noktaya daha hızlı ve akıllı kavram yapmanız lazım. Yoksa yerinizi kaybedebilirsiniz. Mahkemelik çözülmesini istediğiniz konularla ilgili çok yoğun bir hafta ve hatta yakın dönemde aile içerisindeki krizlerde pişmanlıklar yaşayabilir. Karşı tarafın haklıyken siz haksız duruma düşürebilirler. Dikkatli olmanızı öneriyorum. İlişki konusunda biraz daha boşluklar, biraz daha yıkılacak konulara da hazırlıklı olalım. Çünkü ilişki biraz bizi yıpratıyor ve hatta uzun süredir uzun soluklu ciddi bir ilişkiniz varsa yıkılmaya doğru gidiyor. Hazırlanın diyorum. Yeni aşk isteyenler için renkli bir enerji var. Hayırlı olsun, uğurlu olsun, hoşça kalın. Sevgili boğalar, esmer boğalar nasılsınız? Çekiyorum hemen. O işinizle alakalı bazı kararsızlıklar içerisinde olabilir ve kendi kendinizi çok zor durumlara itebilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Özellikle yakın bir erkek dostunuzdan yardım almak isteyebilir ve bu yardımın karşılığında güzel yolculuk ve güzel iş imkanı da sağlayabilirsiniz. Ama bulunduğumuz noktada esaret, sıkışmışlık söz konusu. Peki yeni bir aşk arayanlar için uçuşun ve keyfin tadına varın. Çok güzel bir aşka lezzet katacaksınız ve kalıcı hayat arkadaşınız olarak gözüküyor. Bu da size keyif verecek. Açık tenli buğdaylar. Bu ara yurt dışı ile ilgili iletişimler, çözülmesi gereken evraklarla alakalı yeniden doğmak, yeniden başarı ve yeniden olumluluk yaşayacağınız ve kendinizi çok iyi ispatlayacağınız bir hafta. Evet, etraf böyle tartışmalı olabilir ama siz haklarınızı alacaksınız ve bu büyük kaderinizdeki haklar, verilmesi gereken haklara gerçekten dokunacağınız bir döngü uyarı veriyor. Aşk konusunda çekiyorum. Sadelikten ve sade aşka dokunmak ve birlikte keyif alacağınız kişi de hayat döngünüzde var gözüküyor. Sarışınlar. Kendi içinizde yargılanma. Biraz daha kendinizi, hatalarınızı görme ve bu hatalarla birlikte işinizle alakalı tüm programı yapma dönemimiz olacak. Yani kendinizi en iyi şekilde ispatlayacaksınız ve yıkılan her şeyi tamir etme. Yer değişimi, yeni bir başvurunuz için olumlu süreçler var ve bu olumlu süreçleri doğru evreye yaptığınız takdirde ev alımı, anahtar, araçla ilgili mutluluk da var gözüküyor. Endişe etmeyin. Aşk konusuna bakıyorum. Yeniliğe dokunduğunuz her şey sizin kalbinizi kırsa da geçmişi kapatıp yepyeni bir enerjiye, kırılan kalbimizi tekrar şifalandırma evremizde var. Yani kaoslardan çıkıyorsunuz, yeni bir aşka dokunuyorsunuz sevgili boğalar. Sevgili ikizler nasılsınız? Sevgili esmer ikizler nasılsınız? Hemen çekiyorum. Bu ara iş konunuzda yeni anahtar, yeni oluşum, yeni hareketlilik çok yoğun olacak. Ve bu yoğunluk sizin başarınızı, konuşma iletişiminizi, yapacağınız birçok şeyde etraf tarafından alkış ve gerçekten kendinizi en iyi şekilde ispatlayacağınız bir hafta bekliyor.
Yeni iş arayanlar için çok güzel bir başlangıç ve olumlu süreç ve sarışın bir insandan alacağınız destek aydınlığa kavuşacak. Yalnız yurt dışı yazışmalar, maillerle ilgili de çok hareketli bir hafta. Bunu doğru değerlendirmeniz, doğru görmenizi öneriyorum. Çünkü çok güzel aydınlanmalar size mutluluk getirecek gözüküyor. Bu ara ilişki konusunda sakinlikten çok hararetli konuşmalar, kavgacı konuşmalar ve plansız hareketler biraz bizi yıpratabilir. Sevgili açık tenli buğdaylar, yeni iş bekleyenler, yeni oluşum, rütbede değişim ve kendi içinizdeki başarıyı elde etmek istiyorsanız ve artık kalp kırıkları, işte hata yapmak istemediğiniz için yeni başlangıçlar, geçmişteki pişmanlıkları bırakıyoruz. Yeni başlangıçlar size büyük umut ve keyif verecek gözüküyor. Bulunduğunuz noktada değişim ya da alternatif bir iş arayışı içerisindeyseniz bir yakın aile dostunuz, yaşça olgun bir insanın desteğiyle birlikte taçlanma, krallık tahtınıza oturacaksınız. Bu da size büyük bir başarı elde edecek. Aşk konusunda karşı tarafla iletişiminiz muhteşem. Hatta geri gelmesini istediğiniz kişiden güzel bir haber. Hatta ilişki yeniden başlayıp başlangıçlara doğru gidecek ve bu da size keyif verecek. Sevgili kumral ve sarışınlar. Evet, bu ara hani söz dinleme, öğüt alma, fikir alma, yalanlardan sıyrılma, daha net konuşmalarla birlikte işinizde yol alacağınız, hani deriz ya ben burada sağlam kalmak, bu noktada doğru oluşturmak istiyorsanız gerçekten başarı ve mutluluk var ve hak ettiğiniz değeri de kalben, heyecanan yaşayacaksınız. Bu da size keyif verecek diyorum. Sevgilinizle aranızda bazı yaşadığınız krizler, yaşadığınız sorunlar neyse çözümlenmediği takdirde bitişe doğru gidiyor. Mutlaka bunu çözmeniz, mutlaka yeniden kendinizi keşfetmeniz lazım. Araçla ilgili ya da toprak yatırma ile ilgili net kararlar var. Aileden destek alabilir, aileyle alakalı sorunları çözebilirsiniz. Bu da size mutluluk verecek. Bir de anne ya da abla, teyze konularında bazı krizlere açık olmamız lazım. Bazı huzursuzluklar biraz sıkıntı verebilir. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Sevgili esmer yengeçler, yeni planlayacağınız yolculuklar için doğru döneme geçiş yapıyorsunuz. 3. ayın bitişi, 4. ayın başı hatasız bir haftayı temsil ediyor. Mümkün olduğu kadar sihir gibi anlaşmalar, yeniliklere, yeni oluşacak işler size şans getirecek. Hiç korkmayın, kafanızdaki soru işareti bitiyor. Eğer işsizseniz yakın bir E, N, R harfi bir insandan iş konusunda çok büyük bir destek alacaksınız ve yeni kapınız olumlu olacak. Biraz parasal anlamda kendi evrenizi biraz daha tutumlu şekilde yapmanız lazım. Borçlar yoksa batağa doğru gidiyor. Şimdiden bunu planlayın. İlişki konusunda yeniden doğmak, yeniden sevilmek, yeniden değer görmek isteyeceğiniz bir hafta. O yüzden ilişkiyle alakalı da konuşmalarınız netliğe kavuşacak. Açık ve buğday tenli yengeçler. Bu ara iş konularınızda hızlı gelişecek yenilikler, gökkuşağı şeklinde haberler size mutluluk verecek. Yerinizle ilgili yaşadığınız krizler düzeliyor, korkularınız geride kalıyor ve kendinizi ispatlayacağınız bir hafta. Hatta yeni yolculuklar, işle alakalı gideceğiniz seyahatler size fazlasıyla, yeni gireceğiniz iş kapıları size fazlasıyla şans getirecek. Hiç korkmanıza gerek yok ve bu korkularınızı geride bırakmanız lazım. İlişki konusunda da kendinizle alakalı çözmeniz gereken yorgun ruh haliniz var. Ve hatta bu ilişkiye adapte olamıyorum, bende sıkıntı var diyenler için ufak ufak toparlanma, bu ilişkiye tekrar güçlendirme evresine gireceksiniz ve hatalardan sıyrılma. Büyük bir ihtimal sizin de ev tadilat ya da evle alakalı yasal hakkınız, miras konularınız neyse zafer evresi gözüküyor, merak etmeyin. Sarışın ve kumrallar, yengeçler, bin pişman olan bir arkadaşınız iş konusunda sizden özür dileyecek. Yapmış olduğu ihanette yüzleşme evreniz söz konusu olacak ve onun bir daha hayatınızda almamanız lazım. Yalanları, hikayeleri bitmeyecek. Kendinize yeni iş arayan ya da işinizle ilgili kendi bilgeliğinizi ve zenginliğinizi katacak projeler, gideceğiniz toplantılar, konuşacağınız olaylar o kadar verimli ve aydınlık olacak ki siz bile kendinizin bu kadar cesaretli olduğunun farkına varıp etrafınızdaki insanların size barışçıl,
konuşması sizi gerçekten kutlama evresine de hazırlıklı olmanız lazım. Yeni koltuğunuz, yeni başarınız kırıklıklara rağmen tamir olmuş ve hayal ettiğiniz koltuk sizin için şimdiden gelmiş gözüküyor. Aşk konusunda birlikte yol alacağınız seyahat ya da uzun süredir ilişkiniz yoksa birlikte tanıyacağınız yol arkadaşınız var. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Sevgili aslanlar, esmer aslanlara çekiyorum hemen. Bu ara iş konularınızda fikir verdiğiniz iş arkadaşlarınızla alakalı hani ters durumlar, kendi etrafınızdaki insanların yargılaması ve yaptığınız iyilikleri göz ardı etmesinden dolayı gergin bir hafta, gergin diyaloglar ve bu şekilde yaşadığınız krizleri evliliğimize de yansıtabilir ve ilişkimizi yıpratabiliriz ve kalp kırıklığı yaşatabiliriz. Aman dikkatli olun diyorum. İşinizde değişmesini istediğiniz noktalar, hayalleriniz, delilik yapmayın, yerinize hakim olun. Aşk için biraz daha vaktiniz var, iyileşmeye ihtiyaç olarak uyarı veriyor. Açık tenli kumrallar, bu ara içinizdeki hedefleriniz, oluşturmak istediğiniz birçok şey için konuşmaları hak kazanma noktamız söz konusu olacak. Ve çevremizdeki kırgın olduklarımızla barışma ve özellikle de almak istediğimiz iş konusundaki başarının zaferine erişmiş olacaksınız. Konum değişimi, mertebe değişimi, hayal ettiğiniz meditasyonla karşınıza gelecek. Aşk konusuna hemen bakıyorum. Belki de yukarıdaki emir evlilik teklifi alabilir, evlilik teklif edebilirsiniz. Kalıcı hayata merhaba diyor. Kimle tanışırsanız tanışın, ilişki konusu kalıcı diyor. Sevgili kumral ve sarışınlar, aslanlar, gözlerinizde bu ara alerjik reaksiyonlar, ve çok yorgun ve kendinizi halsiz hissedebilir, nazara gelebilirsiniz. Bol bol dua etmenizi istiyorum. Yeni iş projelerinizle alakalı yurt dışı, şehir dışı alanlarda erkeklerle birlikte organize olduğumuz işlerde çok büyük bir başarı ve ruhlarımız, iş konusundaki ruhlarımızın barışma evresi, yapacağımız yenilikler bize güç katacak gözüküyor. Ama en önemli şey bu ara bereketiniz. Hem nar tanesi gibi hem de evinizde çok güzel aydınlanmalarınız var. Hem sevinç hem mutluluk olacak. Aile büyüklerimizde sağlık problemi yaşayacak birinin biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Aşk konusunda da yeni bekleyenler için güzel fırsatlar var. Kalbiniz gerçekten çiçek gibi açacak. Doğru enerjiye ait olduğunuzu, siz de kaderin size gülümseyeceğini göreceksiniz. Ayrılmak isteyenler için biraz daha sabırlı olmanızı öneriyorum. Sevgili esmer başaklar, bu ara işinizle ilgili çok fazla yoğun, çok fazla birçok işlemi toparlama evresinde olabilir. Evraklar, koşturmalar derken size sürpriz yapılabilir. İşinizle ilgili çok güzel olumluluk evresi haftanız var. Kendi içinizdeki kaos ve korkulardan çıkıp aynı fanusta döndüğünüzü düşünüyor olabilirsiniz ama yeni yol, yeni imkanlar size mutluluk getirecek ve gideceğiniz yolculukta artık kendinizi doğru görme, yani karanlıktan çıkıp aydınlığa gireceğiniz ve kendinizi en iyi ispatlayacağınız bir haftanın tadını çıkartın. Özellikle işsiz olanlara gökkuşağı renginde renkler ve yakın bir insandan da gelecek teklifi değerlendirebilirsiniz. Aşk konusunda meditasyona, şifalanmaya, geçmiş konuları kapatıp kendi kitabınızı okumaya ihtiyacınız var. Şüpheye yer olmaz çünkü şüpheci yönünüzden dolayı kimseye güvenemiyorsunuz. Sevgili açık tenli, buğday tenli başaklar, yıkılan bazı iş konunuzdaki sorunları çözmek için toplantı, diyalog, konuşma ya da yasal haklarınızla alakalı sihir gibi sizin etrafınıza dönecek yenilikler var. Tekrar hataya maruz kalmayın. Hak ettiğiniz başarıyı, hak ettiğiniz işi tekrar size sunulacak gözüküyor. Bulunduğunuz noktada değişim ya da yenilik bekliyorsanız daha bunun için acele etmeyin. Kalbiniz yeni yeni oturmaya, yeni yeni güvenmeye başladı. Şu an böyle bir hırsa gerek yok. Yerinizi kontrol edin. Aşk konusunda renklilik, heyecan, yeni tanışmalar var ama sizin geçmişe ait çözemediğiniz konuları çözmeniz tam zamanı, mutlaka çözüm istiyorum. Sevgili kumral ve sarışınlar, başlatmak, işinizle ilgili ne pürüz varsa başak burçları başlatıyorsunuz. Özellikle yakın renkli gözlü insanlardan alacağınız destek ve yurt dışı ile alakalı çözülmesi gereken evraklarda yeniden doğmak ve başarı sağlamak sizin için çok güzel fırsatlar.
gerekiyor. Ve duygusal anlamda da yeni bir cesaret, yeni bir aşk kapınızda kaderinize dokunacak, sizi iyileştirecek ve yıkılan aile olma dediğim ve çocuk aile kurma hayali içerisine gireceksiniz. Ama her şeyden önemlisi geçmiş ihaneti unuttunuz. Yepyeni siz ve kendinizi yaratmaya evresindesiniz. Geçmiş ilişkinizle ilgili de beklentileriniz hayal kırıklığı olabilir. Boşuna kendinizi yıpratmayınız. Sevgili teraziler, esmer teraziler, nasılsınız? Bu ara ilişki konusunda pişmanlık ve kırgınlıklar, tam özgür ruhumu buldum derken hataya maruz kalabilirsiniz. Dikkat etmenizi ve özellikle Mart'ın sonunda yeni bir aşk size yelken açacak ve bu kalıcı hayat arkadaşınız olarak gözüküyor. İş konusunda bulunduğunuz insanlarla ilgili iletişim, toplantıların çok yoğun olacağı, yön belirleme, harita belirleme, yapılacak işlerle ilgili yeni organizasyonlar, toplantılar, otorite figürlerle ilgili çok iyi anlaşmalar söz konusu olacak. Hayal kırıklığı gibi değil, doğru noktayı doğru şekilde bulacağınız bir döngü, yeniden başlatmak istediğiniz her şey için çiçek şeklinde açılacak ve şans sizden yana, deli deli konuşmaları geride bırakın diyorum. Aşk konusunda kendim geçmişe ait hayallerimde çok kırgınım, şu an ilişkiye hazır değilim diyorsunuz. Açık tenli, buğday tenliler. İş konusunda yaşayacağınız anlamsız konuşmalar, gideceğiniz toplantılar sizi çok fazla yıpratabilir ve yöneticiler ve bulunduğunuz insanlar arasında hayal kırıklığı konuşmaları söz konusu olabilir. Siz de bu dengeyi sağlamaktan çok fazla yorulup kendi ruhunuzu oturtmak isteyebilirsiniz ama iş çok stresli bu hafta. Şimdiden bu strese hazırlıklı olun, yoksa canınız yansın istemiyorum. Çünkü gerçekten esaret altında kalmaktan çok fazla korkuyorsunuz. Aşk konusunda şu anki ilişkinin gidişatı ile ilgili belirsizlikler sizi yorsa da bu ilişki kendi içinde toparlanacak, saflığa doğru hareket edecek. Sarışın ve açık kumrallar, teraziler. Hazine sizin için parasal anlamda çok güzel bereketlenme, güneşin ve parlaklığın en verimli noktasını ve bu yılın sistematik kurmak istediğiniz planları bu hafta kurabilir. Almak, satmak konularla ilgili netliğe kavuşma, sizin de aile büyüklerinizde özellikle erkek soyundan gelecek miraslara da açık olmanızı, bu ara renkli gözlü insanların etrafınızda dolaştığı yeni aşk enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Sihir gibi yeni bir insanla tanışabilirsiniz. Eski ilişkisiyle ilgili kandil yakmışsınız. Bu kandil sizinle konuşacak, aşkla yeniden gelecek, merak etmeyin diyorum. Sevgili akrepler, esmer akrepler, aşk, ok, pişmanlık. Aşk ve pişmanlık arasında bu hafta gelgitler yaşayabilir. Kaderin size bu konuda yanlış oyunlar oynadığını ve yanlış tercihler yaptığınızla ilgili kararsızlıklar içerisinde olacağınız ve devamlı düşünür bir haftada yer alacaksınız. Değiş, dönüş, kendini bulma. Yani işten çok özel hayatını toparlaman için doğru bir hafta. İş konusunda özellikle çok fazla yeni anlaşma, yeni iş beklentileri içerisindeyseniz anahtar kilidi size doğru hareket ediyor. Doğru iş kapısı için bir erkekle görüşeceğiniz yüksek mertebeli birinin size desteğiyle birlikte iş kapınızın yolculuğu başlayacak. Hiç korkmayın, iyi olacak. Ve bu ara ruh ikizi evli olan çiftlerde de güzel değişimler söz konusu. Sevgili açık tenli buğdaylar, İşi bırakıp başka bir iş yapmak istiyorum. Bulunduğum noktada kendimi ispatlamaktan yoruldum, kendi işimi yapacağım diyorsanız doğru bir karar haftasındasınız. Cesaretinizi, ruhunuzu, enerjinizi toparlayın. Veda etmek istiyorsanız edin. Çünkü adalet sizin bu alanda size fırsat vermiyor. Kendi alanınızda yeni fırsatlar, kendi noktanızı daha iyi belirleyebilir. Çok daha huzurlu bir noktaya adım atacağınız gözüküyor. Aşk konusunda neler olabilir? Bu ara şüpheci ruhunuz, endişeci ruhunuz, inanmak arasında tıkandığınız noktalarınız var. O yüzden sinirli yönünüz ön planda, aşk geride kaldı. Sarışın kumrallar, akrepler, işle alakalı farklı yollar, farklı yolculuklar, farklı ülkeler, farklı şehirlerle ilgili yapacağınız iletişim çok yoğun olacak. Ve sizin bu konuda primleriniz, alacağınız işler size çok büyük kazanç getirecek gözüküyor. Hiç korkmayın, kandiliniz bereketle iş konusunda yanıyor. Siz işsizseniz bile Rabbim size iş kapısını en iyi şekilde aydınlatacak. Siz sadece kendi içinizdeki mahkemelerden, içinizdeki konuşan ikinci sizden uzak durun. Çünkü o ikinci kişiyi dinlediğiniz takdirde köklenmek, başarmak evresinde hep tereddüt ediyorsunuz. Artık tereddüt etmenize gerek yok. Aşk konusunda ruhunuza uyacak bir heyecan var.
ve bu heyecan size hem mutluluk, hem keyif, hem de ailelerin tanıştırmasını, güzel enerjilerin geçiş evresini gösteriyor. Mutluluğu hak ettiniz bu hafta. Sevgili yaylar, esmer yaylar, bu ara sanatçı ruhunuz, eğitim yönünüz, daha dengeli ve daha kendinizi ispatlamak istediğiniz bereketinizle alakalı, kariyer, odaklanma, başarı, yön, yani size ait tıkanmış olan her şeyi en iyi şekilde başaracağınız bir hafta ve yapacağınız yolculuklar, gideceğiniz iş seyahatleri size hem kariyer anlamında hem de mevki anlamında çok güzel aydınlanmalar. Parasal korkunuz varsa sevgili esmer yaylar, korkmanıza gerek yok. Bu hafta çok güzel şans kapıları size fırsat gibi. Hem de ruh ikiziyle karşılaşma, size ait enerjiyi bulma ve mutluluğu bulma haftanız söz konusu olacak. Aşkta da başlamak istediğiniz kişiyle doğru adıma doğru gidiyor. Sevgili açık tenli kumral buğdaylar, dua etmek, meditasyon enerjiniz, yaşadığınız kırgınlıklar, iş konusundaki haksızlıklar, kalp konusundaki kırgınlıkları iyileştirmek istiyorsunuz ama vakti gelen saat daha sizin için atmamış. Yani mesela 24-25 arasında bu esaretten çıkıp daha özgür, daha kendinizi bulacağınız bir hafta söz konusu olacak. Yasal problemleriniz, yasal mahkemelerinizle ilgili de çok yoğun bir koşturma temponuz var ama araba ya da ev satımı ile ilgili güzel bir haberiniz de aydınlığa kavuşacak. Aşk konusunda şu an durmak istiyorum. Kendimi bulmaya ihtiyacım var. Hayatımdaki insan da kalsın. Ben kendi yönümü bulduğum takdirde hayatımdaki insanla da yol alacağım düşünceniz var. Sevgili sarışın kumrallar, yaylar. Bu ara içsel dünyanız ruh olarak hasta olabilir. İçinizden hiçbir şey yapmak gelmeyebilir. Ve kendi enerjinizi dışarıda dağıtmak, yürümek, yeni fikirler, yeni arayışlar içerisinde olabilirsiniz. Bu ara ruhunuz daha çok kendinizi planlayıp ne yapmak istediğinizle alakalı noktaları görmek isteyeceksiniz. O yüzden bu ara maske takıp enerjinizi düzeltip yeniden iş hayatınızla atılımları yapıp doğru dengeyi, doğru yolu bulacaksınız. Aşk konusunda biraz daha yargıladığınız evredesiniz. Çünkü parasal evredeki yaşanan krizler ilişkimize de yansıya başladığı için cesaretiniz tam eli tutamıyor. Bence cesaret et, o eli tut. Karşındaki insanla konuş. Çünkü karşındaki seni her türlü destekleyen biri. Bu ara aile içerisinde de kırılmalara, kavgalara, tartışmalardan uzak durup özellikle kız kardeş ya da erkek kardeşle ilgili tartışmalar çok yoğun olabilir diyorum. Dedim bile. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun. Hemen şöyle göğsümü de göstereyim. Esmer oğlaklar. İş anahtarınızla ilgili güzel kapılar, güzel fırsatlar, yenilikler. Yani tıkandığınız noktada, pürüz yaşadığınız noktada mor bereketini alacaksınız. Ve bu mor bereket parasal evredeki krizleri düzeltmenize, yaşanan kaosları ve yolculukları rahatlatmanıza yardımcı olacak. Ve yerinizde dengeyi bulma, kendi alanınızdaki boşluklardan çıkma dönemimiz. Aşk konusunda bu ara sevgilinizle güzel güzel seyahatler, gideceğiniz yolculuklar kendi enerjinize iyi gelecek ve bu ilişki doğru, hani sağlamlaştırma, elimiz kolumuz birleşsin dediğimiz sözcükler havada uçacak. Sevgili açık tenli buğdaylar, bu ara iş konularınızla alakalı bazı insanlarla tartışabilir. Onların gerçek yüzünü görüp onlara gerçek söylemek istediklerinizi söyleyebilir. Sonrasında pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Bırakın siz gördüklerinizi, onlar kendi ruhlarındaki hatalarının farkındalar. Bunun için kendinizi yorup kendi hazinenize zarar vermeyin. İşinize konsantre olun, duanızı edin, enerjinizi yüksek tutun. Çünkü güzel bir yükseliş, güzel bir başlangıç size çok güzel fırsat yaratacak ve konuşacağınız konular, anlatacağınız fikirlerde de konumuz güzel bir şekilde aydınlanmış olacak. Aşk konusunda belki de uzun süredir sevgisizdiniz. Sevgi dengesi, sevgi ruhunu bulmak istiyorsunuz. Evet, onu da bulacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Sarışın ve kumral oğlak burçları hemen çekiyorum. Bu ara çevrenizdeki insanların sinsi ve kaderinizde bazı yanlışlar yapabilir, size oyunlar oynayabilir, maske takabilirler ve sizi tuzağa düşürebilirler. İşte hata yapmanıza sebep olabilir. Onların dönüştüğü gerçeği yok. Onlar yalancı, uzak durun. Ama çok yoğun iş toplantılarınız, gideceğiniz yolculuklar size çok güzel
fırsatlar yaratacak. Yeni bir kapıdan haber bekliyorsanız şüphe etmenize gerek yok. Orası sizi çağırıyor. Hadi şimdi yeniden işiniz hayırlı ve uğurlu olsun. Gideceğiniz noktada dengeler uzun soluklu gözüküyor. Hatta buranın yurt dışı ile alakalı ya da kadınlarla alakalı yurt dışı bağlarının yoğun olacağı bir nokta. Aşk konusunda da sadelik ve güzellik ve huzur ve bereket istiyorsun. Bu hafta bu bereketi satacaksın. Mutlu kal, keyifle kal. Sevgili Kova, Esmer Kovalar. Bu hafta özellikle parasal evrede fazla açılabilir. Kendi kendinize bir sürü borçlar içerisine girebilirsiniz. Lütfen bu konuyu dikkate alın. Yoksa ciddi anlamda delik fazlalaşacak. Ve bu stres işinize, iş ilişkinize, çevrenize yansıyacak. Parasal evreyi doğru kullanmanız gerekiyor. Yeni iş bekleyenler için bu dönem doğru bir vakit değil. Biraz daha bekleyip, özellikle sizin için Nisan ayı daha bereketli ve hayırlı olacak. Ve gideceğiniz noktada başarı ve aydınlık var. Şu an bulunduğunuz insanlarınla aranızdaki iletişimi düzeltmek isteseniz de o insanların size oyun yaptığını bilin. Ona göre kendi içinizde meditasyon yapmanız iyi gelecek. Aşk konusunda kendi gerçeğinizle kavuşma, yaşadığınız krizleri düzeltmek istiyorsunuz. Açık denli kumrallar, denge, yön, delta, hayatınızdaki şehir, ülke, yer değişimiyle ilgili kararlar içerisinde olacağınız ve bu kararlar doğrultusunda kendinizi boşuna mahkeme yapmayın. Gideceğiniz yer gayet bereketli, boşluğa düşmeyeceksiniz. Kazancınız da kendi evrenizde daha şanslı ve Venüs'ün enerjisiyle birlikte daha kaossuz döneme geçiş sağlayacaksınız. Her şeyden önemlisi de gideceğiniz yolculukta kendinizi ispatlayıp olmanız gereken yolculuğa da adım atmış olacaksınız. Yani iş olur, parasal olur, ailevi olur. Nereye giderseniz gidin, yolunuz aydınlık. Aşk konusunda dengeli ve karşı tarafı sevginizle alakalı noktada esir ediyor olabilirsiniz. Çok kıskanç tavırlarınız olabilir. Biraz bunu düzeltmenizi öneriyorum. Sevgili sarışın ve kumral kovalar. Bu ara iletişim konusunda ben nerede hata yapıyorum? Kime iyilik yaptıysam benim ruhumu, enerjimi kemirdiler. Artık dostumu da, düşmanımı da, kendi bereketimi de kendim tatmak istiyorum dediğiniz noktadasınız. Ama günahkar enerjiniz ya da size yapılan bazı günah sorgulamalarda yapayalnız kalabilirsiniz. Ama kova size sürprizler, yenilikler, yeni paralar evrenizde de aydınlanmalar var. Hiç korkmayın, vakti ve zamanı yavaş yavaş gelecek. Aşk konusunda kırıldım, tamir olamam ve ben bu beddua, dönüp dönüp beddua ediyorum karşı tarafa. İnşallah bedduam tutar diyorsunuz ama size de yeni bir aşk var. Lütfen panik yapmayın. Size iyi gelecek, sevgi de var. Korkmayın diyorum. Sarılmak, sevilmek, değerini öğreneceksiniz. Sevgili balıklar, esmer balıklar. Barış içerisinde, mutluluk içerisinde, iş konunuzdaki pürüzleri en iyi şekilde toparlayacağınız, oradaki alandaki kaos, stresli ortam geride kalacak. Kendinizi daha güçlü, daha dinamik, daha keyifli hissedeceğiniz ve rüyalarınız, hisleriniz size daha büyük bir mutluluk yaratacak ve parasal hazinenizde bolluk ve ödemelerinizle alakalı kırgın olduğunuz noktaları, ödemeyle ilgili destek ya da birilerinden haber bekliyorsanız hiç kırılmayın. Size Rabbim çok güzel kapı ve çok güzel aydınlanma yaşatacak. Aşk konusunda da bence siz şu an duraksama dönemindesiniz. Genişleyen güzel bir enerji olsa da hatalı ilişkiler tercih ediyorsunuz. Şu an sakin kalın. Buğday açık tenli balık burçları. Oo, yeni iş, deve, yük, kazanç. Parasal evrede pasta dilimi, kutlama, büyük sürprizler ve dualarınız kabul olacağı bir hafta. Hem gonca yaprağıyla hem nalla hem bereketleneceksiniz. Ne istiyorsanız fırsatlar var. İş, para, güç, araç, yatırım konularınızla ilgili yeniden doğmak ve kendinizi en doğru yol seçimleriyle yerinizi belirleme noktanız söz konusu olacak. Aşk konusunda da özellikle evli çiftlerde çocuk fikri ve bu kalbe daha yoğun bir geçecek aşk ve imparatorluk kurulacak, size mutluluk verecek gözüküyor. Sarışın balıklar. Bu kumral ve sarışın balık. İş gereği gitmeniz gereken yolculukları iptal edebilir. Buradaki işlerle alakalı daha çözmeniz gereken noktalardan dolayı biraz yolculuklarımızı iptal edeceğiz. Ama buradaki işlerle ilgili de güzel konum, değişim ve fırsatlar var. Özellikle kalben kırıldığınız ve küs olduğunuz bir insanın sizden özür dileme,
af dileme gibi bir durumu gözüküyor. Hadi sen bunu affet çünkü sen genişleyen ve güzel bir enerjisin ve sağlıklı düşündüğünde birçok şeyi iyileştirmiş olacaksın. Taşınma, araç konularınızla ilgili de rahat bir hafta. Bazı yakın çevreniz, kardeşler arasında yalanlar yüz yüze kalabilir. Kardeşlerinize kırgınlık yaşayabilirsiniz ve onları yargılayabilirsiniz. Buna hazırlıklı olun. Ama aşk konusunda da yepyeni bir insanla buluşma, yepyeni bir enerji, hatta evlilik imzası atacağınız doğru insanı bulma enerjiniz var gözüküyor. Bu hafta yüreğimdeki sözler, tarotlarım bu kadar. Sevgi ve mutlulukla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Amin.